yardım edin. Acil hasta var, kimse yok mu? Nedir? Ya kaza oldu, çocuk parkında. Salıncaktan karnına çarptı. Ya hamile, canı çok yanıyor. Lütfen yardım edin. Vallahi ben gece 10'a kadar açıktım. Anahtarı getirmeye gelseniz kesin görürdünüz. Beyefendi, gece geldik diyorum, kapı duvar kapalıydı. Niye inanmıyorsunuz ya? Ha, bir ara bir ev göstermeye çıkmıştım. O sırada geldin demek. İyi de ben dükkanda yokum diye de ilk geceden eve gidip yatmak mı gerek? Başka yer mi yok? Bu kızın yatacak başka yeri olsaydı bu evi tutmazdık herhalde, değil mi? Vallahi ben bilmem. Hacı amca o evi artık onlara vermem diyor. Tamam. O zaman biz kaporamızı alalım da gidelim. Kaporanın geri verildiği nerede görülmüş? Adı üstünde. Kapora. Ya ne demek adı üstünde kapora? Ben o attan öyle bir mana çıkarmıyorum birader. Versene paramızı geri ya. Paranız bende değil, hacı amcada. Gidin ondan isteyin. Kusura bakma ama bu işleri biraz da gece dayının kızıyla ailem yaparken düşünecektim. Ya sen ne diyorsun? Sen bize ne demek istiyorsun? Versene paramızı ya. Abimin bilezik parası o ya. Evlat çoğu gitmişsiniz ulan. Ha? Canan. Neler oluyor Canan? Leman nerede? Leman iyi değil Murat. Bana bak. Sakın bebeğe bir şey oldu deme. Bilmiyorum Murat. Çok üzgünüm ama inan bilmiyorum. İçeri alıp götürdüler. Çok ürküldü en son. Bebeğim nasıl? Lütfen bir şey söyleyin. O iyi değil mi? Bak bu duyduğun onun kalp atışları. Şimdi kendini yorma. Onu dinleyerek uyumaya çalış ki o da içeride rahat etsin. Tamam mı? Şükürler olsun. Lütfen dışarıda bekleyelim. Ben eşeyim. İkisi de iyi. Yani geçecek. Önemli bir şey yok değil mi? Doktor bey birazdan size gereken bilgiyi verecek. Lütfen dışarıda bekleyelim. Lütfen. Nasıl? Bilmiyorum. Yalnız'ın haberi var mı? Ne haberdiniz? İşte şöyle böyle. Ne oldu? Keyfin yok gibi sanki. Ben akşam Aslı'yı gördüm. Onun keyfi gayet yerindeydi. Ya Mine bak çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten havadan mıdır nedir? İçimde feci bir sıkıntı var. Efendim baba. Okuldayım. Nerede olacağım? Sen iyi misin? Ne? Ne diyorsun baba sen ya? Sabah beraber çıkmıştık. Ne zaman olmuş? Tamam tamam. Hangi hastane? Ay Deniz ne olmuş? Günaydın Mine. Deniz'le işin bittiyse biraz konuşalım mı? Ay ne konuşması Cem ya? Baba panik falan yaptığım yok benim. Neredesiniz şimdi? Hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum. Ne olmuş? Annem. Annemi hastaneye kaldırmışlar. Ay niye? Erken doğum falan mı? Hayır. Kaza yapmış. Ya Mine ne oluyor bize ya? Kadın hamile nereden çıktı bu kaza şimdi? Ya tamam. Bir sakin ol. Ben sana bir su bir şey getireyim mi? Ya Deniz dur, dur. Beraber gidelim. Bekle, ben de geliyorum. Şimdi anlat bakalım. Ne işin vardı senin Leman'ın yanında? Nereden çıktı bu? Leman her şeyi biliyor Murat. Benle görüşmek istedi. Ne? Siz miydiniz Leman Hanım'ın eşi? Evet benim, Murat Akça. Odama geçelim mi? Biraz konuşmamız gerek. Tabii, geliyorum. Hiçbir yere ayrılma. Anlıyor musun? Duyuyor musun? Hepsini tek tek konuşacağız. Burada bekle beni. Para da gitti. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum güzelim, bilmiyorum ya. Sanki her şey üstümüze geliyor. Al benden de o kadar. Ya Allah'ın gücüne gitmesin ama... Yani bir an böyle mutlu olacakmışız gibi oluyor. Sonra tak bir bakıyorsun arkası felaket ya. Sanki hepimizin bir yerlerde bir dosyası var. Açıyorlar dosyamızı, bakıyorlar. Kim bu? Efe Kaygısız. Bak sen utanmaza. Kaygısız ha. Nedir durumu? Vallahi bu çocuk büyük adam olacağım diye eşek gibi çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor.
Ha bir de sevgili yapmış kendine. Hani bir şey yapmazsak yırttı yırtacak. Olur mu? Olmaz. Hemen gönderin başına ev sahibini. O onunla uğraşırken biz ona uğraşacak yeni bir dertler buluruz nasıl olsa. Hani sanki böyle diyorlar ya. İşte buna kısaca hayat deniyor. Hayatmış. Hayır efendim ya, hayır. Ben böyle bir hayat falan istemiyorum. İnsanın kaderi kendi elinde olması lazım ya. Kalk gidiyoruz. Hayırdır, nereye? Ne demek nereye kızım? Daha çok işimiz var ya. Bana iş bulacağız, sana ev bulacağız. Ben ev bulmak falan istemiyorum. Sıkıldım. Ya güzelim ne diyorsun? Saçmalama ya. Bak, bak şu güvercinlerin bile bir işi var, gücü var, bir yuvaları var yani. Allah bize derman vermiş, akıl vermiş. Öyle hemen su koyu vermek yok. Su koyu vermek mi? Ya senin de ne acayip ismin var kızım. Ne zaman cümle içinde kullanırsak ayrı bir manaya geliyor. Ben ismimi seviyorum bir kere. Ben de seni seviyorum, tamam mı? Hadi ver elini. Al işte telefon. Alo, Deniz oğlan buyurun emriniz. Ne? Harbi misin oğlum? Tamam. Tamam abi sen hastaneye söyle hemen geliyorum. Tamam, hadi. Ne oluyor Efe? Demin konuştuk ya. Al işte bir tane daha. Levent teyze kaza geçirmiş, hastanedeymiş, yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.